Merhabalar. Bu kanalı kurmamın arkasındaki iki sebepten bir tanesi eğlenmek, diğeri ise ben internette aradığımda keşke biri anlatsaydı daha iyi olurdu dediğim ama bulamadım. Şimdi ise aynı şeyleri merak eden insanlara bunları anlatabilmek. Bu video ise ikinci amacıma hizmet ediyor. Bilkent Makine Mühendisliği'nden yeni mezun olmuş biri olarak neden Bilkent Makine isimli kısa bir video çekmek istedim. Şununla başlayalım. Birçok arkadaşımız üniversite tercihini yaparken ne okuyacağından çok ya da nasıl okuyacağından çok nerede okuyacağına daha çok önem veriyor. Bence hayatımız boyunca yapacağımız bir mesleği nerede öğrendiğimizden çok nasıl öğrendiğimiz çok daha önemli. Fakat bu arkadaşlara şöyle cevap verebilirim. Ankara'da sahiller yok. Her gün dolu olan gece kulüpleri yok. Ama Ankara bir öğrenci şehri. Doğru arkadaş gruplarıyla oldukça eğlenebileceğinizi düşünüyorum. Ki Ankara benim için Antep'in biraz daha büyütülmüş hali. Ama içinde çok daha fazla sanatsal etkinliğe katılabiliyorsunuz. Oldukça fazla alkollü içecek ruhsatına sahip olan mekan var. Ama ben üniversite tercihimi yaparken hangi şehirde okuyacağım asla bir ölçütüm olmamıştı. Bilkent'e gelecek olursak, uluslararası tanınan, prestijli, oldukça iyi bir okul. Çok güzel bir İngilizce eğitimi var. Ve zor. Evet, Bilkent zor. Ama Bilkent öğrettiklerinden veya öğrettiklerinden sonra sorduklarından dolayı zor değil. Bilkent'i bence zor yapan, aldığınız birçok derste yapmanız gereken birçok şey olması. Neredeyse aldığınız her derste yapmanız gereken ödevler, girmeniz gereken quizler, hazırlamanız gereken raporlar ve yapmanız gereken projeler var. Projeler demişken, Bilkent Makine Mühendisliği bölümünde neredeyse her derste proje var. Makine Mühendisliğine giriş dersinde bile proje var. Bu projeleri yaparken birçok pratik bilgi öğrendim. Ama bunların yanında öğrendiğim en önemli şey ise kağıtta basit gözüken bir şeyin gerçekte asla öyle olmadığı. Bunu gerçekten çok yaşadım. Bu projeler sayesinde derste öğrendiğiniz birçok şeyi pratikte de gerçekleştiriyorsunuz ve bu süreçte çektiğiniz acı aslında size birçok temel noktayı daha iyi öğretiyor. Ve sonra o yaptığınız projelerden oldukça da gurur duyuyorsunuz. Öte yandan bütün bu derslerin arasında ders dışı aktivitelere de katıldığınızda neredeyim ben, ne yapıyorum, kaçsam mı gibi bazı dürtüler geliyor. Bunların hepsini aşmış biri olarak söylüyorum. Hiçbir şey gözünüzde büyüttüğünüz kadar korkunç değil. Her şeyi yapabilirsiniz. Derslerde verilen projeler size yetmeyebilir. Makine Mühendisliği topluluğumuz var. Orada da her sene çok farklı projeler yapıyoruz. Bence hangi üniversiteye gideceğini tercih edecek birine en yardımcı olacak şey de ne yapmak istediğini çok iyi biliyor olması. Hangi alanda çalışacağınızı biliyorsanız aslında hangi üniversiteye gideceğinizi de bilmeniz bir o kadar kolay olur. Çünkü o alanda çalışan hocaların olduğu üniversiteleri tercih edersiniz. Güzel ipuçlarından bir tanesi zorunlu dersler. Bir üniversitenin bölümünde zorunlu tutulan derslerin diğer üniversitelerde aynı bölümde verilen zorunlu derslerden farklı olduğunu görüyorsanız o üniversitenin o konuya değer verdiği anlamına gelir. Birçok makine mühendisliği bölümünden farklı olarak Bilkent Makine Mühendisliği'nde mekatronik dersi zorunlu. Bu bana şunu anlatmıştı. Bilkent Üniversitesi makine mühendisliğinin içerisinde yazılımın ve elektroniğin ayrılamayacağını farkına varmış olan bir üniversiteydi. Biyomimikri alanıyla ilgilenen birisi olarak çok fazla anlama sahip ama benim tercih ettiğim doğayı örnek alarak teknolojiler geliştirmek. Bu alanla ilgilenen birisi olarak makine mühendisliğinde biyoloji dersinin zorunlu tutuluyor olması benim için ayrı güzel bir ipucu olmuştu. Makine ile biyolojinin bir araya geldiği konular oldukça güzeller. Ve ne şanslıyım ki bu alanlarda seçmeli dersler alabildim. Seçmeli dersler ise diğer güzel bir ikinci ipucu. Çalışmak istediğiniz konu oldukça ileri seviye olan bir konu olabilir. Zorunlu derslerle bunların temelini alırsınız. Seçmeli derslerle ise bunları bir adım daha öteye taşırsınız. Ve istediğiniz konuda seçmeli ders veren bir üniversite bulduysanız çok şanslısınız. Ama dikkat etmeniz gereken bir konu ise bu üniversitenin bu seçmeli dersi ne kadar sıklıkla verdiği. Çünkü bazı üniversitelerde bir ders açılıyor fakat o ders sadece bir sene verilmiş ve bir daha verilmemiş oluyor. Onu veren hoca gitmiş olabiliyor. Bu konuya dikkat etmeniz lazım. Nanobiyoteknoloji dersiyle hücresel biyomekanik dersi benim için oldukça heyecan verici iki dersti mesela. Bu tarz seçmeli derslerin oluşu bu alanda çalışan hocaların olduğunu gösteriyor. Ki Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde var olan hocalarımızın hepsi her sene dünya çapında bilimin sınırlarında olan konular üzerine birçok makale yayınlıyorlar. Birçok şeyi bu hocalardan öğreniyorsunuz. Onlarla gidip sohbet etme olanağınız var. Bu oldukça güzel bir şey. Son olarak bahsedeceğim ve bence Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünün en güzel yönlerinden bir tanesi. Söz ettiğim hocalarla daha lisans eğitimini alırken beraber araştırma yapabilirsiniz. Ve Bilkent Üniversitesi'ndeki araştırma olanaklarının ne kadar güzel olduğunu şu an anlatmaya kalsam bu video çok uzar. Aslında bu çalışma olanakları çok güzel olduğu için birçok hoca zaten Bilkent Üniversitesi'nde hoca olmayı tercih ediyor. Ve siz bir lisans öğrencisi olarak daha mezun olmadan bilimin sınırlarında olan bir konu üzerine bir makale çıkartabiliyorsunuz. Her üniversitede bulamayacağınız mükemmel bir fırsat. Özetleyecek olursam uluslararası olarak bu kadar bilinen bir üniversiteden böyle iyi bir eğitim almak sizin hem kariyer hayatınızda ve istiyorsanız ileriki akademik hayatınızda oldukça yardımcı olacak, destek olacak ve size birçok şey katacak bir üniversite, Bilkent Üniversitesi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.